sevgili seyirciler, ailenizin aşçısı Oktay Usta. Bugün sizlere ev yapımı bir lahmacun hazırlamak istiyorum. Ev ortamında hem ekonomik hem pratik güzel bir lahmacun tarifi hazırlamak istiyorum. Lahmacunumuzda 2,5 su bardağı un ile hazırlayacağım. 2,5 su bardağı un, 1 çay kaşığı kuru maya, instant maya, 1 çay kaşığı da içerisine tuz ve sıcak su vereceğim. Yani çok kaynar değil ama biraz sıcak olsun ki mayalanması hızlı olsun diye. Burası hamuru. Diğer tarafta iç harcında ise 250 gram kıyma, 1 tane domates, 1 tane soğan, 2 diş sarımsak, 1 çorba kaşığı biber salçası, maydanoz, tuz, karabiber, acı seviyorsanız biraz pul biber, biraz toz kırmızı biber, biraz da hafiften zeytinyağı vereceğim. Kıymamız çok yağlı bir kıyma değil sevgili seyircilerim. Servisinde ise bol maydanoz ve limonla birlikte ev yapımı güzel bir lahmacun. Lahmacunlar şöyle yuvarlak değil de şöyle uzun uzun olsun istiyorum. Tepsinin boyunda lahmacunlar hazırlamak istiyorum. Haydi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Önce hamuruyla başlayacağım. Hamurunda instant maya kullanıyorum. 1 çay kaşığı. 1 çay kaşığı da buraya tuz ekliyorum. Tuz ve maya birlikte buluştular. Hemen karıştırıyorum. Parmak uçları ile güzel karıştırdıktan sonra ortayı açıyorum. Rahat görebilmeniz için biraz şöyle çevreyi açayım isterseniz. Ve şimdi ortaya ne kadar suyumuz var? 300 mili. 300'ün bir yarısını koyalım. Bak kaynar değil ama sıcak su. Yani elimizin dayanabileceği sıcaklıkta bir su sevgili seyirciler. Ev ortamında güzel lahmacun, pide tarifleri çeşit çeşit inşallah Oktay Usta'nın YouTube kanalında sırasıyla gelecek mutfaklarınıza. Bugünkü tarifimiz ev yapımı güzel bir lahmacun. Güzel oluyor. Ev halkı güzel şöyle çocuklarımız, ailemizle birlikte... Lahmacun iyi olur inşallah. Hem bereketli olur. Burada 2,5 su bardağı un ile hazırladım ama isterseniz artırmak tabii ki mümkün. Bu defa yani kıymanız çok olması şart değil. Salçasını güzel bolca koyarsınız. Soğan, sarımsak, maydanoz. Allah ne verdiyse. Önce hamurun kıvamını ortaya çıkartıyorum. Çok yumuşak bir hamur olmasını istemiyorum. Bir tık sert olsun. Ne çok sert ne de çok yumuşak. Hafiften şöyle yumuşaktan biraz sert olmasını istiyorum ki lahmacunda da öyledir. Normalde Antep lahmacunun hamurunda fırınlarda maya koymuyorlar. Ama biz ev ortamında hazırladığımız için az bir şey maya ekledim içerisine sevgili seyircilerim. Tamam, kıvam istediğimiz şekilde ortaya çıktı. Bakalım. Güzel. Gayet de güzel olmuş. Tam istediğim kıvamda. Öncelikle hamurun kıvamını ortaya çıkartıyorum. Sonra da yoğurma bölümü olacak. Ama önce kıvam. Bakın güzel. Şöyle hatta açayım. Şimdi tezgahımın üzerinde güzelce hamuru yoğuracağım, özleştireceğim. Suyumuzdan ne kadar kalmış geriye? 300'dü. 100'ü kalmış. Yani bir bardak su gitmiş ortalama. Bir su bardağı kadar sıcak su burada yerini almış. Ve şimdi tuzu alayım şöyle. Alanımı rahatlatıyorum ve tezgaha önce bir un serpip sonra da güzelce hamurumuzu yoğuracağız. Haydi bakalım şifa niyetiyle sevgili seyircilerimin mutfağında da güzel güzel lezzetler olsun istiyorum. Ailenizin aşçısı sizler için bugün güzel şöyle bir ev yapımı lahmacun hazırlamak istedim. Ne dersiniz? Siz de çocuklarınıza birlikte girerseniz güzel olur. Yavrular da hem böyle mutfakta pratik yapmış olurlar. Evet. Güzel şöyle tabanımız ile özleştiriyoruz hamurumuzu. Bu seferki eldivenlerim biraz orta boy almışım. Bol geldiler. Hiç rahat edemedim çünkü mutlaka sıkı olması lazım ki parmaklara yapışsın. O zaman kullanımı rahat oluyor. 2-3 dakika şöyle özleştiriyoruz.
Komşularımıza da selam veriyoruz. Çok güzel. Size de lahmacun vereceğim. Tamam. Komşular sesleniyorlar. Bize de var mı okduysa diyorlar. Tabii ki var. Herkese var. Ve sevgili seyircilerim, hamurumuz hazırdır. Şöyle hamuru görelim. Güzel. Hamur dinlenecek şimdi. Onu şuraya alayım. Dinlenmeye bırakıyoruz. Ve o sırada hemen iç harcımızı hazırlıyoruz. İç harcımızda neler var? İç harcımızda soğan var. Sevgili seyirciler, sarımsak var. Soğan, sarımsak, domates. Şöyle dörde bölüyorum soğanı. Attım içine. İki diş de sarımsak. Bir tane domates ya da hazırlamış olduğunuz soslardan da yararlanabilirsiniz. Domates bölümünde. Her vakit domates olmayabilir. İçerisine bolca maydanoz alayım şuradan. Sapları ile birlikte koyuyorum. Güzel. Buranın üzerine hemen salçasını ekliyorum. Biber salçası. Buraya birazcık su vermemiz lazım. Yumuşak olması için suya ihtiyaç var çünkü orada. Hemen tuzunu da ekliyorum. Tuz da geldi. Karabiber. Pul biber de eklemek istiyorum. Pul biberim nerede? Pul biber ve toz kırmızı biber de ekleyeceğim buranın içerisine. Sevgili seyirciler, pul biber, toz kırmızı biber. Allah ne verdiyse böyle baharatları ile birlikte buluştu mu? Buluştu. Ve şimdi hemen parçalayıcıdan geçirmek istiyorum. Şimdi parçalayıcının içerisinde sevgili seyircilerim, bakın kıvamı görüyorsunuz, gayet yumuşak. Buranın içerisine kıymasını da eklesem ne olur? Teknolojiden biraz yararlanalım ya. Kolay olur herhalde. Biraz da buraya kıyma yağsız geldi. Biraz yağ vereceğim, zeytinyağı. Tamam. Bize teknoloji bu imkanı sunar diye düşünüyorum. Tamamdır. Allah bereket versin. Güzel bir lahmacun harcı ortaya çıktı sevgili seyirciler. Bakın yumuşacık. Pamuk gibi. Yumuşak olması çok önemlidir. Çünkü sürülebilir olması için kıymanın yumuşaklığına dikkat edelim. Her şey hazır. Baharatlarını, kıymasını, hepsini koydum parçalayıcının içerisine. İç harcımız hazır hale geldi. Ve şimdi Oktay Usta az sonra hamur açmaya başlıyor. Sevgili seyirciler, iç harcımız hazır. Şimdi burada hamurumuz da hazır. Şimdi kaç tane lahmacun yapacağıma karar vermeliyim. Şöyle bakıyorum, iç harcıma göre de bakayım. Tepsinin boyuna göre de ayarlamam lazım. 5 lahmacun olur diye düşünüyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Evet, 5 tane lahmacun çıkacak sevgili seyirciler. Şimdi 5 lahmacun ev yapımı olacaklar. Elimi bir ıslatayım şuradan. Rahat tezgahın üzerinde yuvarlayabilmem için.
Çünkü onda kayıyorlar. Tamam. 5 tane lahmacun çıkacak sevgili seyirciler. Oktay Usta, 5 lahmacun az değil mi diyebilirsiniz. Evet, o konuda tamamen serbestsiniz. Ailendeki duruma göre, kişi sayısına göre artırmak mümkün. Şimdi bu iç harcımız, yani aslında 6-7 taneyi de kaldırır gibi duruyor. Bayağı da varmış. Ben 250 gram kıymayla hazırlayınca biraz az çıkacağını düşündüm. 250 gram kıyma, 1 soğan, 2 diş sarımsak, 1 tutam maydanoz, 1 çorba kaşığı biber salçası, ondan sonra tuz, karabiber, Allah ne verdiyse. Kimyon sevenler, kimyon koymayı unuttum. İstiyorsanız kimyon da koyabilirsiniz. Ve şimdi hamurumuzu hemen açıyoruz. Videolarımızda sevgili seyirciler, tüm videolarımızın alt bölümünde malzeme listesini ve yapılış tarifini bulabileceksiniz. Burada video içerisinde bir şey kaçırdık diye düşünmeyin. Oradan da bakabilirsiniz. Haydi bakalım. Bismillah. Evet efendim. Şimdi merdane ile tezgah üzerinde hamurumuzu açma bölümüne geçmiş bulunuyoruz. Önce tepsinin boyuna göre ayarlamaya çalışıyorum. Şurası boy mesafesi, hemen hemen kurtarır. Şimdi en mesafesine geçeceğim. Enini genişletiyorum. Lahmacun hamuru olabildiğince ince olması daima faydalıdır. İncecik olması. Yani normal bir pide gibi değil tabii. Pideden çok daha ince olması gerekiyor. Yanlara doğru genişletiyorum. Evet, genişletilmesi tamam. Bu kadar yeterli. Evet, şu anda hamurumuz hazır. Tepsimiz de hazır. Gel bakalım canım. Bir tane tepsi. Tepsi hazırlamıştım. Ve tepsiyi şuraya getirsem un olacak ama şöyle yaparsam un olmasından kurtarmış olurum. Evet efendim, incecik açmış olduğumuz hamuru sevgili seyirciler tepsimizin içine alıyoruz. Yani şöyle köşeye doğru, uzun tarafına doğru alıyorum, inceltiyoruz. Bakın bir tane, her tepside bir tane olacak. Şimdi hazırlamış olduğumuz kıymalı, soğanlı, sarımsaklı harcımızdan 5'e göre paylaştırıyorum. Haydi bakalım, bismillah. Parmak uçları ile güzelce tepsinin içinde yayıyoruz. Tepsiyi döndürüyorum. Bayağı da cömertçe davranmışım. Antepli seyircilerim bana şöyle diyebilirler. Oktay Usta, ne kadar bol iç harç koydun diyebilirler. Tamam, birazını alacağım köşelerden doğru şöyle. Sizin üzülmenizi istemiyorum. Tamam, biraz aldım. Evet, lahmacun Türkiye'de ve dünyanın her yerinde çok sevilen bir hamur işi tarifi. Sevgili seyirciler, biz de bugün Oktay Usta kanalında mutfağında sizler için hazırlıyor. Evet. En ekonomik haliyle hazırlamış olduk. Tamamdır. Bu seferki biraz harcı biraz bol oldu. Bir sonrakini biraz daha azaltacağım. Ben şeye göre aslında yoğunlaştım. Elimdeki hamura göre ama
Aslında hamur sorun değil. Hemen bir un tuzu biraz maya ile tekrar bir hamur hazırlayıp iç harca göre meseleyi şekillendirmek mümkün. Ellerimi hemen yıkıyorum ve önceden ısıtılmış en üst seviyede 240 derecelik ısıtılmış fırına lahmacunumu gönderiyor ve diğer hamurlara iç harçlarımızı koyup tamamına işlemi yapacağız. Sonunda göreceğiz bakalım kaç tane çıkmış olacak. Gidiyor fırına. Pişme süresini hemen saatime bakıyorum. Size az sonra fırına çıktığı vakitte kaç dakikada piştiğini paylaşmış olacağım. Alt üst pişirmeye fırının orta katına gönderdim. Sevgili seyirciler, şov yapmak güzel ama şovun neticesine bak. İşte şekilada görüldüğü gibi her tarafım un oldu. Ama olsun, güzeldir, eğlenceli. Sevgili seyirciler, birinci tepsimizi çıkardık. Şimdi ikinci tepsiyi çıkartıyorum fırından. Ev yapımı lahmacun geliyor. Çıtır çıtır olmuş. Oo, çok güzel. Harika. Ve şimdi önce hemen bunların bir servisini yapayım. Sonra da diğerlerini pişirmeye devam edeceğim. Bakın dumanları çıkmaya başladı. Çıtır çıtır ev yapımı lahmacun Oktay Usta'dan. Ve şimdi hemen ilk çıkarmış olduğum lahmacunu servis edeceğim. Tahtanın üzerine almak istiyorum. Şöyle tahta üzerine servis etmek istiyorum. İsterseniz tabak üzerine servis edebilirsiniz. İsterseniz tahta üzerine servis edebilirsiniz. Gel bakalım canım. Gel 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 gel. Çıtır çıtır lahmacun geldi. Ve şimdi hemen yanlarına maydanoz koyalım. Güzel bolca maydanoz. Çünkü maydanozla birlikte yenilmesi hem sağlık açısından faydalı hem de çok lezzetli olur. Şuraya da. Ve lahmacun tabi olmazsa olmazlarından limonu mutlaka olması gerekiyor. Evet efendim. Limonu da yanlarına koyduk. Sevgili seyircilerim, ailenizin aşçısı Oktay Usta'dan güzel bir ev yapımı lahmacun tarifi geldi. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.